bir sohbet çetinde, chatinde aklındaki soruya cevap verecek yani patlatmaz Discord'a gelebilirim. Ya abi şöyle bak. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama benim gittiğim hayvan hastanesinde hayvan hastanesinin sahibinin iki tane Porsche'si var. Bazen yan yana diziyor kapının önüne. Şimdi ben bu çocuğun tedavisi için 32 bin lira ödedim. İndirim yaptı bu arada. Ama o indirimi tabi ben mama bilmem ne falan alarak yine kapattım. <laughs> Türkiye'de veterinerler ve veteriner fakülteleri başıboş hayvan konusunun üstüne düşmüyorlar. Çünkü buradan veterinerlerin inanılmaz bir kazancı var. Anlatabiliyor muyum? Hayvani bir kazançları var. Yani şimdi mesela ben bir veterinere girdim. Dedim ki bak kedi maması alacağım dedim. Bizim bahçemizde kediler var. Yeni doğum yapmış. Tamam mı? Ben kediye bakıyorum. Ya ben hayvan düşmanı değilim. As köpek köpek insanıyım. Dog person'ım. Köpek insanıyım. Köpekleri çok seviyorum ama kedi gördün mü de ha amına kedisi diye tekme atmıyorum yani. Baktım yavruları olmuş. Çok da sakin bir kedi. Cırmalamıyor, mırlamıyor. Besledik yani. Besliyoruz şu anda hala. Bugün yine hem yaş mamasını verdim hem kuru mamasını verdim. Bakın gitti veteriner hekime benim köpeğim olduğunu biliyor buradaki veteriner dedim ki ben dedim kedi maması istiyorum dedim ilk sordukları soru şu oldu Sokak kedisi mi dedi açık mamaya yöneldi Ya dedim yani sokak kedisi ama hani yeni yavrulamış anne yavru maması varsa ondan almak isterim dedim Kamera büyütem sana Anne maması var, anne yavru maması varsa onu dedim almak isterim dedim. izninizle. Adam anlatabiliyor muyum şimdi? Ben onu aldım. Yani sokak kedisi maması klasmanında bir mama klasmanı var. Hani onu bile götün götün satsan bayağı para kazanıyorsun yani. Kediyi niye ev almıyorsun? Alamam ki bizim çocuklar siker belasını. Yavruları zaten çok ürkek. Annelerinden ayırmak istemiyorum yavruları. Onları zaten tutamıyorum bile ama anne çok sakin. Sevdiriyor, kucağına alıyorsun, okşuyorsun. Anlatabiliyor muyum? Her türlü anneyi seviyorsun. Diğer kedileri 3 metre yaklaştığında pım basıp kaçıyorlar. Onlar çok şeyler. Çocuklar. Çok korkaklar. Eşek al abi onları. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yani sonuç itibariyle ve o hayvan hastanesi olduğu için orası oraya mesela çok fazla sokak hayvanı getiriyorlar. Ve bu inanılmaz bir para döngüsü yapıyor arkadaşlar. Mamalar inanılmaz bir para döngüsü. Veterinerler inanılmaz paralar kazanıyorlar. Keyfi keka yani o yüzden insanların ve bu düzenin bozulmasını istemiyorlar. Ama şerefli ve onurlu bir veterinerin şunu söylemesi gerekir. Ya arkadaş sokakta hayvan mı olur amına koyayım? Anladın mı? Şerefli ve onurlu bir veteriner. Kedileri birkaç kez paylaştım storylerde. Sokakta hayvan olmaz demesi lazım abi. Çünkü yani bakın yayınları biraz erken. Ne yapacaksın oğlum? Senin uykun mu var Broly? Takıl amına koyayım. Bakın az önce veteriner arkadaş yazdı. Parvo salgını var diyor. Parvo nedir? Adamın amına kor. Yani %80'i ölüyor parvo kapan hayvanların zaten. Ölüyor amına koyayım. Ya bu çocuk nasıl kurtuldu? Bu zaten anladın mı? Savaşçı bir çocukmuş demek ki. Tabii çok gençse ölme ihtimali çok çok, çok aşırı yüksek. Bak %2 yaşam şansı diyor chatte veterinerimiz. Ben %80'i ben az bile söylemişim. Yani bizim bu çocuğumuz hem parvo atlattı hem kalça kemiği kırılmıştı onu atlattı hem de bacağındaki 3 kırığı atlattı. Öyle bir çocuk yani bu. Şanslı değil de ne amına koyayım. Tabii ki adını Lucky koydum bir kere. <laughs> adını Lucky koydum. Terminatör yani. %98 ölme ihtimalinden kurtuldu. Hatta bana dedi ki adam. Bunda dedi parvo var dedi. %98 ölecek dedi. Ameliyatını yapalım mı dedi. Boşuna size dedi fatura girmesin dedi. Ben de dedim ki kökleyin veteriner bey dedim. Kökleyin dedim amına koyayım ya. Vur dedim ya. Vur gelsin dedim ses gelsin dedim ya. Kökle dedim amına koyayım. <laughs> Parkele dedim amına koyayım ve çocuk hayatta da alamıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bir de e, Cahrettin de yalnız yaşıyor öğrenci. Evi de böyle şey ne denir? Ayak altı mı denir? Tam bahçeye bitişiyor. Güzel bir sitede. E, ne denir o, o, tip evlere? Bir şey denir. Bir adı var onun işte. Helal parayla yapılmış bir ameliyat anlaşılan. E tabii ki. Zemin denmez de ne denir? Bahçık düz ayak ha düz ayak düz ayak düz ayak ev aynen ayak altına amına koyuyor. <laughs> Orada şey olacak yani çocuk çok rahat olacak ve büyük ihtimalle Cahrettin benimle Alfred'in yaşadığını yaşayacak anladın mı? Yani o ilişki bir kurulsun ikisi arasında bir daha yani kimse bozamaz ya o arayı anladın mı? Abdullah Öcalan gelse bölemez onların arasındaki ilişkiyi. Pardon bölüyorum ama diye gelse böyle tiki toka tatarlar gönderirler amına koyayım. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir öyle bir ilişki kurulur yani. O çok farklı bir bağ. O bağ hiç kimse yıkamaz o bağ. Zaten bölemedi abi. yani yine en iyi deneyen Abdullah Öcalan. <laughs> Senin yaptığın gibi camdan atmaz değil mi köpeği? Senin ananı sikerim. <laughs> Zemin katta olduğu için muhtemelen atamaz. Evet. Ya ölmedi işte Alfred. Ben attım camdan ölmedi. İnşallah birkaç kere. <laughs> Alfred'in de e, yapacağız arkadaşlar. Arka bacaklarını ampute ettireceğiz haftaya. İnşallah ameliyat. <laughs> hani hadi Reddit. Evet bayağı bak olduk. Abi çünkü bacaklarını paramparça ediyor çocuk. Yala 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 yala. Yala yala bitmez yani anlatabiliyor muyum? Bir dakika